Çanakkale'de yerel basının duayeni olan Turanlarlar, 27 Ocak 2007 tarihinde 75 yaşında hayatını kaybetmişti. Arkadaşı ve meslektaşı olan Yaşar Türe de aradan 24 saat geçmeden 61 yaşında hayatını kaybetti. Yaşar Türe, Anadolu Ajansı Çanakkale Büro Şefliğinden, Turanlarlar ise TRT Çanakkale Büro Şefliğinden emekli olmuştu. Kent içi uzun yıllar basın sektöründe hizmet veren duayen gazeteciler bu yılda unutulmadı. Turanlarlar ve Yaşar Türen'in aile yakınları ve gazeteciler mezarlıkta iki gazetecinin kabirleri başında buluştu. Anma programında uzun yıllar iki duayen gazeteciyle mesai arkadaşlığı yapmış Erdem Sürek, duygu ve düşüncelerini paylaşırken çok söze gerek olmadığını, onların hatıralarının hafızalarda canlı kalması gerektiğini belirterek şunları söyledi. 9 yıldan sonra sanki dün gibi dediğimiz olayı yine yaşıyoruz. Çanakkale basınına damgası vurmuş bir isim Yaşar Süre. Hemen arkamızda Turanlarlar ve iki kadim dost, ikisi de aynı gün hakkın rahmetine kavuşarak bizleri atlatmışlar aslında. Hem Yaşar abi için hem Turan abi için konuşacak çok şey var. Ama bunlar konuştukça sanki eksilecek hatıralar gibi geldiği için ben bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Herkesin hatırası kendine kalsın. O hatıralarla yaşamak istiyorum ben de en azından. Allah mekanlarını cennet etsin. Anma programına katılan gazeteci Vedat Sezer de duygu ve düşüncelerini şu sözleriyle dile getirdi. Yani tabii hepsi bizim feyiz aldığımız büyüklerimiz. Çok zor şartlarda, çok büyük imkansızlıklar içerisinde olabilecek en güzel mesleği bize gösteren büyüklerimizdi. Çok izleri var Çanakkale'de. Halen onların düsturlarıyla biz ilerlemeye çalışıyoruz. Onlara layık olmak için çalışıyoruz en azından. Umarım onlar da bunları görüyorlardır. Mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. 9 yıl önce aynı gün olan 27 Ocak 2007'de hayatlarını kaybeden Çanakkale'nin iki duayen gazetecisi Turanlarlar ve Yaşar Türe için düzenlenen anma töreninde dualar okundu. Ya Rab, isimler unutulmuş mübarek gün ve gecelerde kabirlerinin üzerine çıkıp Ya Rab bize de bir Fatiha okuyacak yok mu deyip de ağlaşan, ağlaşıp da bekleşenleri de bu manadan haberdar eyle Ya Rabbi. Ya Rab irci'i emrine uyarak bundan 9 sene önce senin huzuruna tevdi olunan merhum Yaşar Türe kuluna da rahmet eyle Ya Rabbi. Taksiratlarını affı mağfiret eyle Ya Rabbi. Şu anda geride bıraktığı eşine, çoluk çocuğuna, sım akrabasına, konu komşusuna sabri cemil, ecil cezil ihsan eyle Ya Rabbi. Bizler dahi bir gün onun haliyle hallendiğimizde bizlere de hüsnü hatimeler nasip eyle Ya Rabbi. Çanakkale kabristanlıkları yatmakta olan bütün mümin ve müminatların da ruhlarını hediyeledik haberdar eyle Ya Rabbi. Çanakkale geçilmez destanını tarihi altın harflerle yazdırtan, başta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve güvenlik güçlerimizin de ruhlarını hediyeledik vasıl eyle Ya Rabbi. Kahraman ordumuzu karada, havada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi. Bizleri bölmek, parçalamak isteyen iç ve dış düşmanlarımızı, özellikle terör örgütünü ve yandaşlarını da ıslah eyle Ya Rabbi. Eğer ıslah olmayacaklar ise Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu anda dualarımıza amin, amin diyen bu kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. Geçmişlerini ve geçmişlerimizin ruhlarını da şad eyle Ya Rabbi. Ya Rab, acizane fakat halisane olarak yapmaya çıldırdığımız şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da, Mina'da, Müzdelife'de, Mültezem'de, Makam-ı İbrahim'de yapılıp da kabul olunan duaları ilhak ile müstecab eyle Ya Rabbi. Hasaten Nurhan Narler kulunun da ruhuna hediyeledik haberdar eyle. Taksiratını affı mağfiret eyle Ya Rabbi. Ya Rab, bütün geçmişlerimizin ruhları için, özellikle Yaşar Türe kulunun ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Duaların okunmasından sonra anma programı sona erdi. Allah rahmet eylesin. Vatanı cennet olsun.